Bu bir enfeksiyonel durum olduğu gibi anatomiye bağlı mekanik bir problemden dolayı da olabilir. O ırk predisposyonu yatkınlığı olan kediler de vardır bununla alakalı. Öncelikli olarak kedinin yaşı bu noktada önemlidir. Kullandığımız kum önemlidir. Evde tüylü eşyalarla oynayıp oynamaması gözü irite etmesi açısından önemlidir. Çünkü gözde iritasyona sebebiyet verecek her şey daha fazla gözyaşı salgısı salgılanması. Buna bağlı olarak da kanalların tıkanması sonucu da karşımıza çapaklanma şeklinde çıkar. Eğer buradaki çapaklanmada gözdeki bu gözyaşının kuruması sonucu oluşan çapaklanmanın rengi beyazım tırak ya da işte yumurtanın beyazı kıvamında müköz bir yapıda ise genelde çok bir problem yoktur. Ama çapaklanma giderek artıyor, gözü kapatacak tarzdaysa, yeşilim tırak ve sarım tırak bir renk alıyorsa o zaman mutlaka gözde lokalize bir bakteriyel ya da viral ya da sistemik bir enfeksiyonun varlığından şüphe edilebilir ki o zaman mutlaka bir hekime müracaatla bunun araştırılması gerekir. İrlen kedileri, çinçilalar gibi bazı brahiyosefalik ırklarda da anatomik olarak göz yapısı içeriye doğru basık olduğu için entropium dediğimiz alt ve üst göz kapağının içeriye doğru kıvrılması sonucu da gözlerde daha fazla akıntı, buna bağlı olarak da çapaklar olabilir ki bu genelde bu ırklarda normal gözüken fizyolojik bir durumdur. Bununla alakalı mutlaka gözlerin uygun bir solüsyonla haftada en azından 2-3 defa mutlaka temizlenmesi gerekir. Bazı durumlarda da buna bağlı olarak kullandığımız kum önemlilik arz eder. Çünkü kediler çişlerini ve kakalarını kuma yaptıktan sonra mukabilinde mutlaka üzerini örtmek, buna bağlı olarak da etrafı bir temizlemek isterler. Eğer çok fazla toz yapan, tozan, kalın taneli kumlar kullanıyorsak bunların tabii ki kedinin üzerini kapatması sonucunda bu tozların göze mukoza yapışması sonucunda da bir iritasyon arkasından da buna bağlı olarak çapaklanma şekillenebilir. Onun için bunlara da dikkat etmek önemlilik arz eder. Eğer gözdeki bu çapaklanma normal oluyorsa, yani ırkından dolayı şekilleniyorsa, herhangi bir enfeksiyonel durum değilse, ara ara da göz bakımını haftada en azından 2-3 kez yapmakta fayda var. Bununla alakalı hekimlerinden edinebilecekleri göz temizleme mendillerini kullanabilirler ki hafif asit borik emdirilmiştir. Gözün hem sterilizasyon açısından da önemlilik arz edebilir. Yine kliniklerde hekimlerinden önerdikleri şekilde tear solüsyonlar vardır. Çünkü göz akıntısı çapaklanmayla beraber bazen içerisindeki asidik yapı ve pH'ten dolayı gözün altındaki deriyi ya da tüylerin rengini değiştirebilir, dejenerasyona sebebiyet verebilir. Tears dediğimiz solüsyon onlarla da oranın dezenfeksiyonu ve tüylerinin yapısıyla alakalı da temizliği sağlanabilir. Ya da hiçbir şey bulamıyorlarsa, yapamıyorlarsa yine hafif nemlendirilmiş, temiz, steril, kuru bir pamukla da gözün içerisine değdirmeden sadece kirpik kısımları ve kenar kısımlarıyla da gözdeki çapaklanma işlemi temizlenebilir. Biz genelde bununla alakalı önerdiğimiz hafif asit borik emdirilmiş, steril göz temizleme mendillerini önermekteyiz. Bununla alakalı yapılması gereken yine elimiz temiz olacak. Temiz bir şekilde işaret parmağımızın herhangi bir kısmına geçirdikten sonra mümkün mertebe yani sterilizasyonunu da bozmadıktan sonra bir elimizin baş parmağı ve işaret parmağını çeneyi tutup diğeriyle de göz kün kenarını açıp şu şekilde gözün içerisine kesinlikle değmeden sadece göz kapaklarında hareket ederek gözdeki bu çapaklanma ve temizliğin ve bu ortamın bu şekilde sterilizasyonu mümkündür. Göz önemli ve hayati bir organdır. Hekimlerin önerdiği biçimde bir solüsyon ya da uygun materyaller kullanılarak haftada 1-2 gün temizliği de şarttır.